Vize ve finalde çıkabilecek sorular 41. Bu videomuzda kalkülüs 1 dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini yatay ve düşey kaydırma kullanarak çiziniz. Yatay ve düşey kaydırma yerine öteleme kelimesi de kullanılabilirdi. Şimdi sorularımıza bakalım. A şıkkında fx eşittir x eksi 3'ün karesi artı 1. Bunun grafiğini yatay ve düşey kaydırma ile çizmemiz isteniyor. Bir de fx eşittir e üzeri x artı 1 eksi 2 fonksiyonunun yatay ve düşey kaydırma kullanılarak çizilmesi isteniyor. Öncelikle bu fonksiyonların hangi fonksiyonun yatay ve düşey kaydırmasıyla oluşmuş bir fonksiyon olduğunu tespit etmemiz gerekmektedir. Buradaki fonksiyona baktığımızda x eksi 3'ün karesi artı 1 var. Bu fonksiyonun orijinali y eşittir x kare fonksiyonudur. Bu fonksiyona x yerine x eksi 3 yazmışlar ki x eksi 3'ün karesi oluşmuş. Ardından da 1 eklemişler ki düşeyde kaydırmayı gerçekleştirmişler. Buradaki fonksiyonumuzun orijinali bu. B şıkkındaki fonksiyonumuzun orijinalini de belirleyip arkasından çizimlerine başlayacağız. B şıkkındaki fonksiyonumuz e üzeri x artı 1 eksi 2. Buradaki fonksiyonun orijinali ise y eşittir e üzeri x'tir. A şıkkını şuraya yapalım. B şıkkını da şuraya yapalım. Bu iki fonksiyonun grafiğini zaten çizmeyi bilmemiz gerekiyor. Bu bizden bekleniyor. Lise yıllarından beri karşımıza çıkan iki önemli fonksiyondur bunlar. A şıkkındaki y eşittir x kare zaten paraboldür. Şimdi bunların çizimlerini farklı bir renkle yapalım. Bizim orijinal fonksiyonumuz y eşittir x kare. Şöyle bir fonksiyondur y eşittir x kare. Buradaki y eşittir e üzeri x de x eksenine yaklaşır ama asla kesmez. Şöyle bir grafiktir. Burası da 1'dir. X yerine 0 koyunca sonucumuz 1 çıkar. Bu da y eşittir e üzeri x'in grafiğidir. Burada öncelikle yatay kaydırmalar sonucu oluşan grafikleri çizelim. Arkasından da düşey kaydırmaları ekleyerek çizelim. Önce düşeyi sonra da yatayı yapabiliriz. O da mümkün. Sıkıntı yok. Sıralaması önemli değildir. Yatay kaydırmaları yeşil renk kullanarak çizeceğim. Şimdi burada önce yatay olarak x yerine x eksi 3 yazılmış. Y eşittir. X eksi 3'ün karesi haline getirdiğimizde bunu içini sıfır yapan yere kaydırır. Bunun içini sıfır yapan yer 3'tür. 3'ün olduğu yerden çizmemiz gerekir. Buraya 3 dersem şu şekilde bir grafik çizeceğim. 3'ün olduğu yerden bu grafiği çizdim. Biraz kötü çizdim. Daha eğrisel olmalıydı. Neyse. Yani şu grafiği şuraya kaydırdım. Bununla bunun görüntüsü aynı. Bunun y eksenini kestiği yeri bulmak için x'e 0 verdim. Eksi 3'ün karesini alsak 9. Y eksenini de 9'da kesiyor. Şimdi burada içine x eksi 3 yazmamız 3 sağa kaydırmamıza neden oldu. Yatay olarak 3 sağa kaydırdım. Şu an bu y eşittir x eksi 3'ün karesi. Aynı şekilde bundaki yatay kaydırmayı da halledelim. X yerine x artı 1 yazılmış. Y eşittir e üzeri x artı 1. Üstün içini sıfır yapan eksi 1'dir. Üstü sıfır yapan daha doğrusu üstün içi diye bir şey yok. Eksi 1 üstümüzü sıfır yapıyor. Yani sıfırda 1 yaparken 1 sola kaymamıza neden olacak. X yerine x artı 1 yazınca 1 sola kaymaya neden oluyor.
Yani 0,1 yaparken artık -1,1 yapacak. Şöyle gelirsek şurası 1 yapacak. Ve 0 koyduğumuzda x yerine e üzeri 1'den e yapacak. Şuraya da e dersek biraz e yukarıda olmalı. E çünkü 2,71 gibi bir sayıdır. Grafiğimiz şu hale alacak. Şuraya e diyelim. Y eşittir e üzeri x artıdır. Mükemmel görüntülü grafikler çizmenize gerek yok. Noktaların doğru yerlerden geçmesi bizim için yeterlidir. Birazcık da eğriselliğin de düzgün olması önemlidir. Bu yine x eksenine doğru yaklaşıyor. Şimdi gelelim düşey kaydırmalara. Onu da farklı bir renk kullanalım. Onu da pembe kullanalım. Buna gidip bir eklersek y eşittir x eksi 3'ün karesi artı 1, 1 yukarı düşey olarak bir yukarı kaymamıza neden olur. 3'ten bir yukarı çıkarsak 3 normalde 0 ile eşleşiyor. Şuraya 1 diyelim. Şu da bir yukarı kayacağı için şuraya da 10 diyelim. Şöyle 10 diyelim. Şuradan şu şekilde bir grafiğe dönüşüyor. Grafiğimiz bir tane yukarı çıkmış olur. 3 0 ile eşleşiyorken 3 1 ile eşleşir. Şurasını hocanın görmesi önemlidir. Y eşittir. X eksi 3'ün karesi artı bir grafiğimiz budur. Sınavda bizden grafik çizimini yatay ve düşey kaydırma ile yapmamız istendiğinde adımları göstermemiz lazım. Y eşittir x kare bu. X eksi 3'ün karesi bu. Buna 1 eklenince yukarı çıkmış hali de bu gibi. Buna geldiğimizde buna da yer bırakmamışız. Neyse şöyle yukarıya doğru biraz gidelim. Eksi 2. 2 aşağı kaydırmaya neden olur bu. Y eşittir e üzeri x artı 1 eksi 2. 2 aşağı. Bu yeşil halimiz 2 aşağı gelecek. 2 aşağı gelmesi ne demektir? Eksi 1, 1 ile mi eşleşiyordu? Artık eksi 1, 2 aşağı gelirsek eksi 1 ile eşleşir. Grafik buradan geçecek. E'yi 2 aşağı kaydırırsak E 2,71'dir. 2 aşağı kayarsa E eksi 2 olur ki sıfırdan birazcık büyük bir hal alır. Şurası da E eksi 2. Biz sıfıra yaklaşıyorduk. Sıfır 2 aşağı kayarsa eksi 2'nin olduğu yerden böyle kesikli bir çizgi çizmemiz gerekir. Ve şimdi bu sefer buna yaklaşıyoruz. Şöyle. Şuradan da geçeceğiz. Böyle bir grafik görüntüsü olacak. Şunun tam olarak buraya getirilmiş hali olacak da ben düzgün çizmediğim için, ölçekli de çizmediğim için biraz yani şurası eksi 1 ise şurası aynı ölçekleme büyüklüğünde olması lazım. O yüzden görüntü biraz kötü oldu. Ama hoca onları umursamayacak. Hocanın bakacağı şey tamam eksi 2'ye yaklaştırmış. Eksi 1 eksi 1 ile eşleşmiş tamam. Y'yi de e eksi 2'de kesmiş tamam. Grafiği kötü çizmiş ama o çok önemli değil fikirleriyle bakacak. Yatay ve düşey kaydırma kullanarak grafik çizme ile ilgili bu örneğimizi burada noktalıyorum. Tabii şunun da bir ne olduğunu yazalım. Y eşittir. E üzeri x artı 1 eksi 2. Buradaki nihai en son grafiklerimiz pembe olanlardır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalayalım.